ben devlet operasyonu diye Murat Bardakçı'nın bence isabetli, güzel bir şekilde kavramsallaştırdığı olay. Yani resmi tarihin nutuka dayanarak Atatürk Samsun'a giderken gerçek niyetini kendisinden başka hiç kimse bilmiyordu söylemini yerle bir eden bilgiler artık yeterli seviyeye ulaşmış vaziyette sızıntılar. Bu bir devlet operasyonuydu. Bu operasyonun yönetim bazında karar merci olarak özellikle iki kurumsal ayağı vardı. Bir, Harbiye Nezareti ve o zamanki adıyla Erkan Harbiye'yi i Umumiye yani Savunma Bakanlığına bağlı Osmanlı Genel Kurmayı üst düzey Sevat Paşalar, iki saray bizzat Vahdettin'in kendisi. Bunlar arasında yapılan gizli bir operasyon. İyi polis, kötü polis oyunu oynanacak işgal kuvvetlerine karşı. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçecek. Orada bir direniş başlatacak. Kötü polis olacak. İstanbul'daki meşru yönetim ve padişah da iyi polis olacak. Böylelikle işgal devletlerinin zararını, işgalini en aza indirmeye ve en kısa süreyle sınırlı tutmaya çalışacaklar. İşte bu devlet operasyonu bu maksatla mesela Mustafa Kemal'e en son sarayı ziyaret ettiğinde Kur'an'a el basarak yemin ettirildiğini biliyoruz. Hemen hemen artık bu kesinleşmiştir. Yani olay resmi tarihin anlattığı gibi olsaydı neticede işte bir bölgeyi teftişe gönderilen ve kendisine ordu komutanlığı verilmiş olan bir üst düzey subaya niçin Kur'an'a el bastırılarak yemin ettirilsin? Değil ama bu bahsi ne ettiğim iyi polis kötü polis oyunu doğruysa ki doğru o zaman tabii sarayda Vahdettin'in huzurunda Kur'an'ı el basarak yemin etmiş olması son derece anlamlı hale geliyor yerine oturuyor. Bununla bağlantılı Vahdettin tarafından ona bu amaca yönelik olarak çok büyük miktarda diyebileceğimiz bir para verildi mi verilmedi mi? Bu tezin her ikisi de kesin olarak ispatlanmış nokta konmuş değildir. Ama araştırılması gereken bir husustur. Çünkü verilmiş olduğuna dair de ilk ağızda yabana atılamayacak ciddi verilere, bilgilere sahibiz başlangıç olarak. Burada İngilizler gene devreye giriyor. Bunu geçenlerde bir ya da iki program halinde ben zaten arz etmeye çalıştım. Onlar ayrıntıları için izlenebilir tekrardan. Karadeniz Ordusu Başkomutanı General Mil ki o sırada İstanbul'daki en yüksek rütbeli itilaf subayıdır. Yunan askeri istihbaratı yani Mustafa Kemal Anadolu'ya böyle bir niyetle gidiyor diyor tespit etmişler. Mil biliyoruz diyor ama işte istiyoruz ki yani gitsin orada suç işlesin ondan sonra onu bahane edip tutuklayalım falan yani böyle kargaları bile güldürecek bir cevap veriyor. Bunlar artık doğrudan devlet arşivlerine dayalı bilgiler olarak oradan kaynaklı bilgiler olarak sızmıştır. Keza İngiliz istihbarat subayı yüzbaşı Benetton, Mustafa Kemal ve Kararga ekibine e, vize verme meselesiyle ilgili ayrıntı bu açıdan önemlidir. Keza resmi tarih işte İngiliz torpidoları Karadeniz'de bandırmayı batıracaklar. Mustafa Kemal de bu şekilde ortadan kaldıracaklardı. Yani bu bu dönem resmi tarih uydurmalarının en perişanlarından bir tanesidir. Birincisi midir özel olarak düşünmedim de ama kesinlikle dereceye girer. Çünkü aynı olayla ilgili Rauf Orbay'ın yaptığı yorumda dediği gibi yani İngilizlerin Mustafa Kemal'i öldürmek ya da hapse atıp etkisizleştirmek gibi bir niyetleri varsa böyle oyunlar kurmaya ne ihtiyaçları var? İstanbul'da aylarca ellerinin altında zaten. Koluna kelepçeyi takarlar, alır götürürler, ister kurşuna dizerler, ister hapse atarlar, isterlerse ne istiyorlarsa yaparlar bunu yapmaktan onları alıkoyacak, çekinecekleri, korkacakları ortada nasıl bir sebep var? Aynen imzamı atarım bu yorumun sahibi de Rauf Orbay'dır ki Mustafa Kemal Nutuk'ta bu bilgi bana Rauf Orbay tarafından geldi diyor. O da başlı başına ayrıca çok önemli ve çarpıcı bir husustur. Rauf Orbay'ın kendisi ise böyle diyor. Tabi şimdi bu durumda Nutuk'un tarihsel kaynak değerine ve inandırıcılığına kaç puan vereceğiz o ayrıca tartışılır ama biz şu an tartışamayız onu ayrıntısıyla 5816 yüzünden gibi. Yani İngilizler Mustafa Kemal'in bu niyetle Samsun'a gidecek olduğundan çok fazla ayrıntılı bir şekilde haberdarlar. Hatta destekçiler. Karadeniz'de batırılma hikayesi de yani şu o programda ayrıntılarını veriyorum. Karadeniz'de gerçekten bandırma vapuru İngiliz torpidolarıyla karşılaşıyor karşılaşmasına da işte Mustafa Kemal'e saygılarını ifade etmeye yönelik olarak İngiliz torpidoları sirenlerini, düdüklerini çalıyorlar. Bandırma da aralarından geçip gidiyor Samsun'a. Yani tam güler misin ağlar mısın dedirtecek bu resmi tarihin yalancılığının muazzam boyutlarından ötürü bir yakın tarihe sahip olduk arkadaşlar ya da Türkçedeki şu söz de çok iyi uyuyor bu duruma. Delinin biri kuyuya bir taş atıyor. Sonra 40 tane akıllı 40 sene boyunca acaba bu taşı nasıl çıkartırız diye. Ha babam, de babam kantar içinde uğraşıp duruyor.